Selamlar arkadaşlar, ben Blueberton. Bugün birlikte Games of War'da yeni haftanın ilk günündeyiz. Önce bir ilk bakış videomuzu paylaşacağız kısmen ise peşinden de bugün Lonca Savaşı'nın ilk günü, hazırlık günü. Yarın aslında asıl savaşlar başlıyor. O yüzden hem saldırı hem de savunma takımları hazırlamak gerekiyor. Bunun tüm detaylarını A'dan Z'ye ikinci videoda paylaşacağım. Arkadaşlar unutmayın, Lonca Savaşı ile ilgili hazırlığı bugün yapmanız lazım. Çünkü yarın savunma gününde ilk savunma neyse, neye özellikler taşıyorsa buna uygun takımı değiştiremeyeceksiniz. Dolayısıyla bugün savunma takımını hazırlamanız lazım. Diğer günleri savunma takımını da bugünden belirleyebilir. Ama onları bir gün öncesinden, mesela yarın ikinci günün savunma takımını birinci günden değiştirme şansınız hala olacak. Ama yine de bugünden eğer bakıp detayları öğrenir, planlarsanız işinize gelebilir. Çünkü biraz vakit alacak, uğraştıracak bir şey ilk kez yaparken. Hatta benim bile birçok takımım hala hazır değil ama size mantığı olduğu gibi anlatacağım A'dan Z'ye. Ve uğraşılarımızı da az çok paylaşmış olacağız. Şimdi yeni haftaya bakışımızla başlayalım. Biliyorsunuz her hafta dükkana yeni bir karakter geliyor. Bu karakteri daha sonra sandıktan aramamak için saygınlık puanımızla alıyoruz. Her haftanın genelde birinci günü madalya etkinliğimiz olur. İkinci günü faction assault olur. Sonra da işte devamında mesela üçüncü gün sanırım evcil hayvan etkinliği oluyordu. Dördüncü gün sınıf ilerlemesi, klastriye vesaire oluyordu. Ama bunun dışında ara sıra sürpriz şeyler de gelebiliyor. Mesela onlar her yerde, Arena of Valor ya da baskın ya da ekstra faction assault gibi gibi şeyler gelebiliyor. Bir de zaman zaman güncelleme ile yeni şeyler görebiliyoruz. Şimdi bakıyoruz haberlere. Şimdi teknoloji desteği diyor. Yeni bir epik karakter neymiş? Corbin Halfer. Yani Corbin yarı elf diye bir karakter. Tamam, buna birazdan dükkandan bakacağız. Diğer haberlere bakalım. Lonca Savaşı'nın haberini veriyor. Arkadaşlar başlıyor. Bugün hazırlığımızı yapacağız. Birinci gün hazırlık oluyor ve kalan 6 gün savaş oluyor. Ve burada elde ettiğiniz puanlarla aslında kendi loncanızın içindeki rütbenizi de belirliyorsunuz. Ama lonca içinde bir özel rütbe var. Bunu loncanın işte yetkili olan kişilerin elle verdiği. O değil arkadaşlar. O normal. Ama bir de bu gelecek lonca savaşına katılacağınız rütbenizi belirliyor. Ve zaten diğer oyunculara da, loncadakilere de en iyinin kim olduğunu göstermeyi sağlıyor aslında bir nevi. Devam edelim. Bakın madalya etkinliğimiz bu haftaki To Catch a Thief, yani diyor ki hırsızı yakala. Böyle bir etkinliğimiz varmış. Yeni bir dünya etkinliği. Tamam, buna da bakacağız. Yine Lonca'ya bağlı olduğu için bunlar ortak etkinlik. Herkesin topladığı puan yansıyor. Sonra yeni campaign açıldı. Unutmayalım arkadaşlar, bu campaign önemli. Genelde haftanın ilk günü ben campaign'i tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü neden? Her 100 yıldızda artefaktınız yükseliyor ve artefakt yükseldikçe yeni bir karakteristik puan daha size katılıyor ve her nerede hangi takım yaparsanız yapın bu bonuslar o takımdaki karakterlere eklendiği için önemli. Özellikle bilet aldıysanız da işte 10. haftadan sonra bittiği için artık 9. haftadayız. Dolayısıyla o ödülleri de kaçırmamanız için kampanyaları şimdiden bitirin ki son hafta sadece 16 göreviniz olsun. Onları da yapın ve bütün ödüllerinizi almış olun. Boşuna para vermiş olmayın bilet alanlar için. Etkinliklere bakalım. Bu hafta diyor ki bakın elf türünden olan karakterlerin haftası. Yani bütün türü elf olan karakterlerin hepsinin yetenekleri %10 artacak. Ekstra olarak rock türündeki tüm karakterlerin de yetenekleri %10 artacak. Yetenekleri dediğimiz saldırı gücü, canı, zırhı, büyü gücü hepsi %10 artacak. Hem rock hem de elf türünden karakter varsa bu da tabii ki %20 arttıracak bütün yeteneklerini. Ekstra bakalım. Burada diyor ki bakın bu yeni Corbin'i eğer alırsak ve onu bir takıma koyar, onunla eğer çok oyunculu kısımda savaşırsak ya da keşifte kullanırsak bu karakteri her savaştan sonra ekstra 400 altın geliyormuş. Bunu da söylüyor. Şimdi dükkandan tek tek bakacağız. Bir de hangi krallığın haftası olduğunu da etkinlik sandığı üzerinden hemen okuyabiliriz. Hemen bakalım şuradan. Sandıkları bir açalım. Bakın Event Chest etkinlik sandığının altında Leonis Empire diyor. Hem de demek ki Leonis Empire krallığının haftası. Dolayısıyla bugün bu hafta etkinlik sandığı ne kadar açarsak hep Leonis Empire'da eksik olan kartlarımızı bulma şansımız daha fazla. Onu da şöyle göstereyim. Bakın takım oluşturmaya giriyorum.
Sağdan filtreyi açıyorum. Önce filtrede bir şey varsa clear filter deyip filtreyi temizliyoruz. Sonra buradan pardon krallık kısmına giriyoruz. Ve buradan Leonis Empire'ı seçiyoruz. Hemen geliyorum. Evet, Leonis Empire. Buradan temel kaliteye göre sırala. En üstte en kaliteli olsun diyorum. Base Rarity. Ondan sonra alttan da Unowned. Bende olmayanları göster diyorum. Ve tıkladığımda bakın bende 7 tane kart yokmuş. Bunların hepsine baktığımda yeni karakter Corbin Half Elf'i saymayalım. Çünkü onu birazdan dükkandan alacağız. Onun detaylarını oradan okuyacağız. Demek ki 6'sı bende yok. Bunlar hangisi? Bakın İmparator Korvaş. Yine benim geçmişte çok sevdiğim karakterlerden biriydi. Divine İşbağ'la önemli. Gelecekte güçlü takımlarda kullanabileceğiniz bir karakter. Efsane olduğu için mitiğe göre bulma şansı biraz daha yüksek. Ama tabii ki normalde biraz daha düşük. Fakat bu hafta etkinlik anahtarlarıyla en azından mitikleri çıkaramasanız bile efsane ve altındaki epik efsane ne varsa hepsini tamamlamaya çalışın derim. Onun dışında bakıyorum. Bakın artık mitikler var. Orpheus'un sesi diye bir karakter. Tabii bu mitiklerden ne kadar çıkarırsam bana ekstra harika. İleride üretmeme gerek kalmaz. Bir diğeri Leonis Kulesi ki bu Soulforge'da var. Bunu da hatta üretebiliyorum ama bunu üretirken bir özel kart diyor. O özel kart İmparator kartı sanırım. Ondan ben de sadece bir tane olduğu için koleksiyonu bozmamak adına üretmedim. Ama belki bu hafta sandıktan çıkarsa hiç üretmeme bile gerek kalmayabilir. Bir diğer karakter Anu Ateşi. Bakın yine mitik karakterlerden. Bunun özelliğini bilmiyorum. Bir diğeri de Dao. İşte gördüğünüz gibi bende 4 mitik yok. 2 efsane yok. Bir tane de yeni epic kartımız yok ama bu epic kartı şimdi dükkandan alacağız. Detayını okuyacağız. Şimdi bir teklif geliyor sanırım. Tamam. Neymiş? Bakayım bir. Ulfların kurdu diye bir silah veriyormuş. Böyle bir silah gerçek parayla satıyor. İşte alırsanız 12, 49, 25 VIP puanı vesaire. Bunlar teklif. Onu geçelim. Şimdi dükkana gidelim. Şimdi öncelikle weekly event haftalık etkinliğe giriyorum ve buradan Corbin Half Elf'e tıklıyorum. Bu arada tanesi 400 saygınlık puanıymış. Epic olduğu için demek ki bize 16 lazım. Çünkü bir tane kendisi artı 15 kopyasını da kalite çevirmek için kullandığımızda direkt mitik oluyor. Sadece efsane olacak kadar alırsanız 1 artı 5 yani 6 almanız lazım ki direkt efsane olsun ya da bir taneyle epic. Ama biz hem mitik olsun hem de ekstraları olsun istediğimiz için gerisini etkinlik sandığından ararız ekstra kopyaları 4'e kadar diye düşünüyorum. Şimdi Corbin'a bir bakalım önce. Ne yapıyormuş? Şimdi 3 tane manayı patlatıyor. Bir kere mana desteği verdiğini yani bir jeneratör görevi yaptığını anladık. Patlatmak demek hem 3 tane manayı patlatacak. Onların etrafındaki 8'er manayı da yok edecek. Bunların hepsinin %50'si sizin ihtiyacı olan karakterlere gidecek takımdaki ve sonra kayma eşleşme olacak boşluklara. Buralardan mana gelebilir eşleşmelerden. 4 ve üzeri eşleşmelerde sıra sizde de kalır. Bir özelliğiniz varsa 4 ve üzeri eşleşmeye onlar da tetiklenir. Ve ekstra diyor ki benim altınımın bakın sağda da yazıyor 10'da 1'i kadar daha mana patlatırım diyor. Demek ki ekstra olarak altın desteği özellikli karakterler kullanılabilir. Mesela altın arttırmak demek. Hem topladığınız altın miktarı fazla gelir oyun sırasında hem de kapasiteniz artar. Daha çok altın biriktirirsiniz. Ve maksimum kapasiteyi doldurunca da 10'da 1'i de yüksek olur. Ve de diyor ki 23 altın toplarım diyor. Yani mesela şöyle diyeyim. Mesela bakın bu 23 altın topluyor yeteneği bastığım. Eğer takıma mesela altın oranını arttırıcı özellikle mesela Cedric koydunuz diyelim %100 arttırıyor. Hem kapasiteniz normalde 100 olacakken %100 artıştan 200 olacak. Hem de bu karakter altın toplarken 23 diyordu. %100 artıştan dolayı bir seferde 46 toplayacak. Böyle mantık var. Yan becerilerine bakıyorum. Tüm rogue dostları için 2 can veriyor. Bütün dostlarına. Sonra burada diyor ki bakın dörtlü ve üzeri her türlü eşleştirmenizde direkt size 4 altın veriyor. Burada 4 altın veriyor. İşte mesela yüzdelik artışınız varsa takım içi bonusu o zaman o da mesela 4 yerine 8 verecek herhalde. Çünkü altın geliyor. Altın kazandıkça onu da arttırıyor. Alttaki özellikte diyor ki normal özellikteki karakterler takımda öldürülene kadar yetenekle doğrudan hedef alamıyor düşmanlar. Bu özelliğe sahip karakterlerden oluşan bir takım haline dönüşürse o zaman yine hedef alınabilir.
Ama bu özellikten sadece bunda var. Diğer üçünde yoksa diğer üçü öldürülene kadar buna direkt yetenekle vuramazlar. Şimdi ben tabii gerektiği kadar alacağım yine. Bakıyoruz. 6, 16. Bakın 1 artı 15'ten 16. 6400 saygın puanı veriyorum. Hem de 32. Saygınlık anahtarı 160. Altın anahtar 80.000 altın. 32 Arcane Blade beceri taşımız ve 64 küçük rüzgar beceri taşı. Bunları da alalım. Bir tane elimizde mitik olacak kadar kopyasını almış olduk. Bu kopyaları feda ettiğimizde mitik olacak ve elimizdeki beceri taşları yetiyorsa bütün yan becerilerini de açabiliriz. Gerisinde ruh puanıyla da seviyesini maksimuma getiririz. Şimdi kaynaklar kısmına, resource'a gidiyoruz. Her hafta olduğu gibi. Burada Spoils of War, yani savaş çöplüğü var. Burada yapma hakkınız var bir haftada. Bir tanesi 180 saygınlık puanı, yani 10 tanesi 1800 ediyor saygınlık puanı. Buradaki asıl olay her hafta söylediğim gibi 10 tane etkinlik anahtarını alabilmek. Bunun dışında ekstra 5000 altın, 1000 ruh puanı, 20 de hazine haritası gelecek. Bunları da alıyoruz. Her hafta ihmal etmiyoruz. Yani bakın 6400 artı 1800, yani 8200 saygınlık puanı harcadım. Yani bu hafta bu 8200'ü yerine koymak en azından çok da zor olmayacak. Çünkü daha düşük kalite gelseydi çok daha fazla kopya almam gerekebilirdi. Örneğin bir ultra nadir olsa belki de 41 kopya falan alacaktım. İşte o yüzden çok daha fazla harcayabilirdim. Ama o zaman da 400 değil de 300 saygınlık puanı ediyor değeri sanırım. İşte ona göre hesaplayacağız. Burayı da hallettik. Hemen dönelim. Şimdi günlük teklifleri gösteriyor. Bakın yine 120 kaos parçası 6000 altını 100 altına veriyor. 4 de kadeh veriyor. Bunlar yeraltı, Faction Assault etkinliklerinde vesairelerde geliştirmediğiniz yeraltı krallıkları varsa onları geliştirirken önemli. Gelişimlerini, kalitelerini tamamlasanız bile seviyelerini bine çekerken hazine kartları önemli. Epik bir karakter. Sister Ebony bende vardı diye hatırlıyorum. 3 tane veriyormuş. 120 elmasa. Tamam, bunları da günlük teklifi de gördük. Şimdi saatlik ödüllerimizi alalım. Şimdi şunları yapacağız. Kampanya'ya bakacağız. Soul Forge'a yeni karakter ve silahlar neler gelmiş, özellikle ona bakacağız. Ben yanlış bakmadıysam takvime Rob Dart'ın gelmiş olması lazım Soul Forge'a, ama gelmediyse de göreceğiz. Gelip gelmediğine bakalım, çünkü önemli bir silah o da. Hem de efsane. Yani ya alması, üretmesi biraz daha kolaydır diye düşünüyorum. Loncamıza bağış yapacağız haftanın ilk günü, bunu unutmayacağız. Bakın benim geçen haftaki madalya, rozet vesaire tokenlerim de dönüşmüş. Onları da alalım. Bunlar da bendekilerle eşleşecek ve yeniden tekrar dönüşenler varsa dönecek, ki dönüşme çıkmadı. Bakayım loncada, bakın bağışlar şimdiden çok yapılmış, bayağı bir şey. Onları alalım. Biz de yapacağız bağışımızı. Çok güzel. Bakın üretim parçası vesaire. 210 elmas. Gayet güzel. Anahtarlarımız gelmiş. Kaos Orb'umuz, Celestial 3 tane, çok güzel. Harika. Bir de yine tokenimiz de gelmiş. Harika. Hemen onun dönüşümüne de bakalım. Çok güzel. Mevsim rozetine dönüştü. Şimdi buradan sırayla bir bakalım. Günlük görevde neler var bir görelim. Bazen burada görevlerin dışında özel etkinlik görevleri olabiliyor. Bunları kaçırmamak lazım. Mesela bakın sağ taraftaki efsane görev. 3 tane Did veriyor. Bir tane de Imperial Parşömen'den veriyor. Bunlar krallıkları geliştirirken çok arayacaksınız. Böyle bu tarz günlük görevde olsun, etkinlikte olsun vesaire. Önünüze çıktığında kaçırmamak lazım. Markette günlük tekliflerde de gelebilir, ya da arenada günlük 3 arena bitirdiğinizde devamlı böyle günlük 3 tane teklif geliyor sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Haftada 3 de olabilir ama günlük de olabilir. Onlara da mutlaka bakın derim. Çünkü eğer uygunsa size vereceğiniz elmas, krallıkları geliştirirken çok lazım olacak. Bir sürü krallık var. Zaman zaman yeni krallıklar gelebiliyor. O yüzden bu görevleri ihmal etmeyin arkadaşlar. İkinci sırada elmas var. Az da olsa 10 elmas ediyor toplamda. Bakın bu da güzel. Buradan da ruh puanı toplayacaksınız. Yukarıdaki ana görevim yine 100 yaratık öldür, 20 elmas al diyor. Şimdi gidelim bir zindan görevine bakalım. Bunları da yine bakın günlük 3 tane göreviniz var. Unutmuyorsunuz. Bunlar önemli. Bakın mesela bugün safirler veriyor. Üretim parçaları ve üretim elmasları. Yine bakın özel kartlar çıktığında malzemeniz eksikse yapamıyorsunuz, fırsatı yakalayınca. O yüzden bunlar önemli. Bir de eğer bir savaş kazanırsanız sağ tarafta 50 elmasa vereceği
Yine bol miktarda malzeme görüyoruz. Bunlar da önemli alacaksanız. Dönelim. Şimdi gidelim Soulforge'u bir kontrol edelim. Sonra campaign'e falan da bakalım. Hemen giriyorum. Soulforge diyoruz. Evet, şimdi öncelikle karakterlere gidelim. Farklı olan neler var? Bir kere çağırma taşlarının içinde özel karakterler var. Buradaki beyaz ve yeşil, yani sıradan ve ultra nadirleri zaten altın sandıktan bulma ihtimaliniz olduğu için bunlara takılmaya gerek yok. Ultra nadir ve epiklere baktığımızda ben mesela bunlardan yan becerilerini açmış mıyım ya da işte kaliteleri yükselmiş mi, oradan hemen bende olup olmadığını tıklayıp anlayabiliyorum. Mesela baştan bakalım. Mesela bakın, beyaz olması gerekirken mitik. Bu da öyle. Yeşil olması gereken, bakın, efsane bunlar. Mavi olması gereken efsane. Bu da efsane. Demek ki bunlar hep bende var. Mesela bakın, tıklayınca yan becerilerini de açmışım. Seviye 19 yapmışım. Görüyorum. Şimdi epiklere bakalım. Mesela bu da epik ama bu 18 seviye görünüyor. Alttakine baktığımda bakın, bu bir seviye görünüyor. Yan becerileri kapalı. Mesela Antea bende olmayabilir. Ama Cernunnos var galiba. O yüzden bunlar işte böyle şüphe ettiklerime gidip sonradan bakabiliyorum. Burada da değerli taş harcadığınız için kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum ama koleksiyondaki eksik kartlardan çıkarma ihtimaliniz varsa da kaçırmamak lazım. Özellikle epik diyelim. Hadi epik altını bir şekilde yine saygınlık anahtarı, elmas sandık açtıkça vesaire, onlar ya da haftanın özelliğinde ise etkinlik sandığından, lonca sandığından yine çıkarma ihtimaliniz var. Çünkü oranı da yüksek yine nispeten ötekilere göre. Ama bir epik eksikse burada görüyorsanız 8'de 1 ihtimal çıkarma şansı varken zorlanabilir tercihen koleksiyon için. Gelelim bakmaya. Şimdi Goblin Kral bir kere sağ altta oluşturmanın altında sizde varsa görünüyor. Bakın, bende bir tane varmış ama geliştirmemişim. Seviye 1'miş. Goblin Kral. Bakıyorum. Ne diyor? Şimdi diyor ki, senin seçtiğin mana ringindeki bütün manaları kaldırırım diyor. Affedersiniz. Kaldırmak demek size mana gelmeyecek. Sadece kalmeşleşmeden gelebilir. 8 can kazanacakmış. Üstüne de kaldırdığı her mananın yarısı kadar daha can alacak. Üstüne de bir tane goblin çağıracağım diyor ve sıra bende kalacak diyor. Zaten goblinlerin genel özelliği sırayı tekrar kendilerinde tutmaları. Yetenek basınca. Yine koleksiyon için bulunması gerektiğini düşünüyorum ve güzel bir goblin takımı yapacaksanız yani kullanılabilir. Çünkü sizin takımda ölmüş goblinler yerine hemen bakın rastgele goblin çağırıyor. Çok iyi birini de çağırabilir, zayıf birini de, ama siz bütün goblinlere tek tek hepsini geliştirirseniz zaten hangisi gelirse gelsin gelişmiş gelecek. Sadece sizde olmayan bir goblin varsa henüz bulamadığınız, ancak o geldiğinde zayıf olacak. Ama bir de şöyle bir durum var. Siz kartınızı ne kadar geliştirirseniz, benim bildiğim kadarıyla yani çağıran karakterin seviyesinde falan geliyor olabilir. Yanlış olmasın, normal düşükte geliyor olabilir. Devam edelim. Gölge Ejderi diyor. Bakayım. Mesela bakın, sağ alttan bakıyorum. Bende 3 tane varmış. Bakalım ne diyor. Bütün düşmanları zehirliyor ve de onların doğrudan canına 14 hasar veriyormuş ve de yok. Bütün düşmanları zehirliyormuş ve de rastgele bir düşmanın canına 14 vuruyormuş şu anki benim büyük gücümle. Bir de diyor ki, tüm sarı manaları mora çeviriyormuş ve ne kadar sarı mana mora çevrildiyse bunu da bakayım ne diyor. Her biri için 3 olarak gösteriyor ama bunu acaba hasarı falan mı ekliyor? Burayı tam anlayamadım. Her neyse, devam edelim. Willow var. Bakalım. Bu arada bundan da bende bir tane varmış. Bakın, bunu takip etmemin sebebi koleksiyonumda eksik var mı? Bir noktadan sonra zaten bütün kartlara artık aşağı yukarı sahip olduğunuzda bundan sonra artık şuna bakmaya başlıyorsunuz. Eksikleri, koleksiyonu tamamlayayım ki krallıkları geliştirirken krallıkların artık en üst seviyelerine doğru sizden artık maksimum karakter kadar, mesela diyecek ki atıyorum bir krallıktan 20 tane kart varsa işte 20 kartı seviye 20 yap diyebilir. Bu ne demek? Hem 20 karta sahip olmanız gerekiyor demek, hem de seviye 20 yapmak demek. Ancak bir mitik karakter 20 seviye olabilir. Efsaneler en fazla 19 oluyor turuncular. Ya da işte epikler en fazla 18 oluyor morlar. İşte onun için demek ki 20 yap diyorsa, demek ki bunları bir de mitiğe çevirme zorunluluğum var diyeceksiniz. İşte böyle böyle.
Bunların hepsine bir kere sahip olmadan bunu yapmanız imkansız. Mesela bir şeyi orp kullanayım, kalitesini yükselteyim diyebilirsiniz. Belki onu yapabilirsiniz ama elinizde bir kart yoksa o kartı bulana kadar hiçbir şey yapamıyorsunuz. Dolayısıyla önceliğimiz eksik kartlardan en az bir tane de olsa sahip olabilmek. Koleksiyon tamamlamak için. Willow'a bakalım. Şimdi bir tane satırı yok ediyor. Yok etmek demek oradaki bütün manaları alıyorsunuz arkadaşlar. Bir satırda komple manayı alıyorsunuz. Ve de tüm düşmanlara şu anki büyük gücümle 19 vuruyormuşum hepsine. Üstüne de ne kadar o satırda kahverengi manayı yok ettiysem her biri için 3'er hasar daha veriyormuşum tüm düşmanlara. Yine yan becerilerini şöyle bir gösterince şunu görüyorum. 4 ve 5 ile her eşleştirdiğimde tüm canavar dostlara 2 saldırı gücü ve can veriyormuşum. Devam edelim. Yenilgisiz Gruz diye bir karakter. Bakıyorum bende var mı? Bende bir tane varmış. Güzel. Diyor ki bir tane düşmanı şu anki büyük gücümle 20 vuruyorum. Üstüne de diyor ki onu lanetliyorum. Lanetlenenlerin iyileşme şansı düşüyor ve de ekstra olarak üzerindeki olumlu etkiler gidiyor. Ve de en az 2 en fazla 4 üzerine birikmiş şekilde yaralama atarım diyor. Bu yaralamanın üst üste hali en fazla 4'e kadar oluyor sanırım yaralamada. Kaçsa birikmiş puan her tur o kadar canından kaybedebiliyor. Dolayısıyla ne kadar düşükse de o kadar iyi iyileşmek önemli. Tabi iyileşme şansını da düşürdüğü için işte bunun ihtimalde düştüğü için mesela benim yanlış bilmiyorsam şöyle. Normalde herkesin iyileşme şansı %10. Ama mesela bir Orpheus %10 iyileşme şansı katıyor. 3 tane Orpheus katarsanız madalya %40 olur iyileşme şansınız. İşte sanırım lanetlendiğinde bu %40'ı direkt %10'a tekrar çekiyor. Laneti kaldırmazsanız o şekilde devam ediyor yanlış bilmiyorsam. O yüzden ihtimal düşük oluyor ama yine de %10 çok da az değil fakat uğraştırabilir. Devam edelim. Leonis Kulesi. Bakın bu yine bu hafta istenen karakterden. Hatta size gösterdiğim sağ üstte bakın İmparator Kartes diyor. Bende bir tane var diye biliyorum ama olmazsa birazdan tekrar bakarız. Birden fazlaysa bunu üretebilirim. 51 ruh puanı 250 de efsane külçe istiyor ki bayağı bir efsane külçem vardı. Ruh puanı yine toplanabilir. Sorun değil. Şu an 134 bin küsur var. Leonis Kulesi'nin güzel yanlarından biri şu. Yan yeteneğinde bakın gelecek kuru kafa hasarını %50 emiyor. Yarısını alıyor. Üstüne bağışıklıkları var ve de sarı mana eşleştirdikçe de rastgele düşmanın nasıl diyelim yan becerilerinin 3 becerisini kapatıyor. Ekstra olarak da ilk 2 düşmanı 27 vuruyor ve onları sersemletiyor. Böylelikle yan becerilerini yine kapatıyor ve bariyer alıyor kendine. Gelecek ilk hasardan da kendini koruyor. Yani güzel bir tank görevi yapan bir kule. Ama tabii şunu söyleyeyim. Kulelere karşı özel kartlar var. Rakibiniz eğer bu kartlardan birini kullanıyorsa size 5 katına kadar vurabilir kendi kalitesi oranında. Ama böyle bir takıma ancak şöyle diyelim siz çok oyunculuk kısmını savunma olarak koymuşsanız rakip sizinle savaşmadan önce kulenizi görürse ya sizi seçmeyebilir ya da sizi seçiyorsa karşınıza bu özelliğe sahip karakteri koyarsa işte kuleyi o zaman yıkma ihtimali çok yükseliyor. İşte bunun kötü yanı o. Devam edelim. Scroll Reborn yine her hafta olan kartlardan. Yine bu da özel bir kart istiyor işte gördüğünüz gibi. Şimdi bu hafta bir bakalım. Kraliçe Aurora gelmiş. Yine bakın 4000 üretim elması istiyor. Bunlar çok azar azar birikiyor. Bende bile şu an ne kadar var? 1925 yarısına daha yeni geliyorum. Yani şu 4000'likleri ben henüz üretemem. Bende de bundan yokmuş mesela. Bakalım ne yapıyormuş? Şimdi bu hangi krallıktan? Silverglade'miş. Şimdi diyor ki kendi hariç yani diğer dostlarına bariyer veriyormuş ve de şu anki büyük gücümle 19 can veriyormuş ve de seçtiği mana renginden 10 tane de mana üretiyormuş. Yine güzel. Yan becerilerine tabii şöyle bir göstereyim. Ölüm işaretine bağışıklığı da var. Gayet güzel. Ne zaman bir dostu yeteneğini kullanırsa büyük gücü de bir artıyor. Yeteneği güçleniyor. Ve de tüm mana eşleştirmelerinde ekstra bonus mana kazanıyormuş. Evet manayı çok istiyor ama tüm manaların eşleştirmelerinden devamlı alacağı için özellikle kayma eşleşmenin de yoğun olduğu bir şey yapıyorsanız hızlıca manası dolabilir. Satenos zaten vardı geçmişten. Scorpius gelmiş. Bakalım. Son iki düşmana direkt şu anki büyük gücümle 37 vuruyor. Ve
Bu hasar zehirlenmişse zehirlenmiş herhangi bir düşmanı da direkt canına falan vuruyor herhalde Little dediği için direkt yani yanlış anlamadıysam Little dediğinde ya direkt canına vuruyor ya da direkt öldürüyor ama büyük ihtimal direkt canına vuruyor diye biliyorum. Yanlış olmasın yine. Benim hatam varsa düzeltebilirsiniz. Ve de diyor ki her sıra size geldiğinde tüm kahverengi manalı dostların tüm değerlerini bir arttırırım diyor yeteneklerini. Saldırı gücü, can zırh, büyü gücü hepsini. Zulgut zaten vardı. Enraged Kurandara var biliyoruz. Arşidük gelmiş. Buna bakalım. Yine 4000 bakın üretim elması falan istiyor işte zorluyor. Diyor ki seçtiğin düşmana 35 hasar vereceğim diyor şu anki benim büyü gücümle. Ve de diyor ki benim büyü gücümü yüzde oranı olarak kullanacağım diyor. Mesela bakın şu anki benim karakterimde 19 büyü gücü görünüyor. Demek ki %19 oranla ne yapıyor? Ne yapıyormuş bakalım? Onu yok ediyormuş arkadaşlar. %19 ihtimalle. Eğer ölürse de bir tane lemur çağırıyormuş. Lemur da sizde var mı? Bakacaksınız. Varsa hemen onu da geliştireceksiniz ki çağırırsam güçlü gelişmiş şekilde gelsin diye. İşte bu büyü gücümü ne kadar arttırabilirsem gelecekteki oranım da o kadar yüksek olacak. Yani şu anki haliyle %19 görünüyor. Tabii takım içinde bonuslardan gelecek oradan buradan derken bir de bu karakteri geliştirip işte alabildiğiniz puanlara bakacaksınız. Mümkün olunca arttıracaksınız. Bir kere kuru kafayla hasar gelirse dörtte birini geri yansıtıp vuruyorsunuz. Bu güzel. Ve de her sıra size geldiğinde büyü gücünüz 3 artıyormuş. Bakın sürekli sıra size geldikçe 3 artacak. Mesela bunu güzel bir yerde savunursanız oyunun başında başka karakterlerle olayı götürüp bir yandan bunu güçlendirebilirsiniz ve yeterince güçlendiğinde saldırıya geçebilirsiniz. Etkili görünüyor. Yine bende olmayan bir kart bakın altta 0 yazıyor. Bu Hatır'da zaten ara sıra gördüğüm bir karakter. Ullor'a gelelim. Yine bende de olmayan bir karakter. Yine 4000 üretim elması istiyor. Şimdi bir kere diyor ki arkadaşlar bakın ilk iki düşmanın saldırı gücünden şu anki benim büyü gücümde 16 saldırı gücünü direkt kaldırıyor. Güzel zayıflatıyor yani saldırı gücü bakımından. Kuru kafa saldırılarında biraz daha kafamız rahat olur. Üstüne de diyor ki son iki düşmanın da 16 büyü gücünü kaldırıyormuş. Hem onların yetenekleri artık iyice zayıflayacak ya da temelde yere düşecek. Siz de bu sayede biraz daha kafanız rahat olacak. Onların da çünkü sonuna genelde yeteneklerini kullanacakları hani tankın arkasına gizlerler. Onları biraz zayıflatmış oluyorsunuz. Ve de diyor ki iki güçlü düşmandan da güçlü düşman dediği de takımın içerisinde canı ve zırhının toplamı en yüksek olan iki tanesinden de bütün manalarını emiyor ve onların da hani yeteneğini hazırlama şansını da elinden alıyor. Gayet güzel. Savunma için güzel bir karakter olarak düşünüyorum. Rakibi etkisizleştirmeye yönelik bir karakter. Ve de her bir mavi mana eşleştirdiğimiz zaman diyor ki rastgele bir düşmana hem donduruyor. Çünkü donanlar bir kere yetenek kullanınca kendi mana renginden dörtlü vesaire eşleştirince sırayı yine de kaybediyorlar. Üstüne de fire ateşi yakıyormuş o rastgele düşmanda. Böylelikle o düşmana yetenekle hasar veriyorsanız %50 fazla vuruyorsunuz. Gelelim silahlara bakalım. Rope dart var mı merak ediyorum. Ona da bakacağım şimdi. Şimdi klasikleri geçelim. Ne var? Bir tane imparatorluk kolyesi var. Bakalım ne yapıyormuş. Şimdi bir kere bütün mavi manaları kaldırıyor. Üstüne de diyor ki bir tane düşmana benim şu anki büyü gücümle 32 hasar veriyorum. Ve ekstra ne kadar mana kaldırdıysan 3'te 1'i kadar daha hasarını eklersin diyor. Eğer düşman Leonis Empire krallığındansa da iki katı vurursun diyor. Yani bu krallığa karşı düşman bir takım kurduysa, mesela çok oyunculuk kısımda da görüyorsunuz. Sürekli düşmana göre takım oluşturayım, strateji deneyeyim diyorsanız bu tarz silahlar orada çok işinize yarayabilir. Yine farklı olan neler var diye bakacağım. Mesela altın güneş görüyorum da önce şeye bakacağım. Rope dart var mı, gelmiş mi diye. Bakın görünmüyor. Ben o zaman yanlış gördüm. Belki de bir sonraki haftadır. Ben bu hafta gelir herhalde diye düşünmüştüm. Yanlış gördüm herhalde. Kontrol etmem lazım. Takvimde bir değişiklik var mı diye. Altın güneş neymiş bakalım. Şimdi diyor ki seçtiğiniz düşmana bütün zırhını kaldırıyorsunuz. 28 altın kazanıyorsunuz ve ne kadar zırh kaldırdıysanız 3'te 1'i kadar daha altın kazanıyorsunuz.
Yani bu altını hızla doldurmak için uygun bir silaha benziyor ama bunun iç özelliklerini de alırsanız bakmak lazım gelişince neler yapıyor diye. Orfeus'un parşömeni mi? O tarz bir şey. Orpheus Mercy. Bakalım ne yapıyormuş? Seçtiğimiz düşmana şu anki büyük gücümle 29 vuruyorum ve ekstra insan olan her dostum için 6 hasar daha veriyorum. Sonra da karışık olarak mavi ve sarı mana her insan dostum için 6'şar olmak üzere oluşturuyormuşum. Kriz kancası diye bir silah görüyorum. Diyor ki seçtiğim düşmana 29 vururum ve Leonis Empire krallığından her bir dostum için 6 hasar daha eklerim ve yine karışık olarak sarı ve kahverengi mana oluşturuyor. Leonis Empire krallığından her dostum için 6'şar olmak üzere karışık şekilde sarı ve kahverengi mana oluşturacak. Bir de Fleur de Lion var. Aslan Fleur'ü ama Fleur neydi bilemedim. Bakalım bir çeşit bu çekiçmiş. Şimdi bir kere diyor ki bakın şu anki büyük gücümle 25 ağır seken hasar veriyor. Bu seken hasarlar şöyle. Kaç vuruyor diyorsa onu seçtiğiniz düşmana bir kere vuruyorsunuz. Heavy diyorsa buradaki gibi 4'te 3'ünü üstündekine ve altındakine vuruyorsunuz. %75'ini yani. Eğer normal sadece splash deseydi %50'sini üstündekine altındakine vuruyordunuz. Light deseydi de hafif deseydi o zaman da 4'te 1'ini üsttekine alttakine vuruyordunuz. Yani burada %75'ini yani bunun yarısı 12,5 desek onun yarısı da işte 6,75'ten düşünün. 6 deyin yuvarlak hesap olarak hesaplayalım. 3 kere 6 18 yani birine 25 vuruyorsam diğer üsttekine alttakine 18 vuracağım demek. Tabi ortadaki iki karakterden birini seçersem. Üsttekini seçersem onun üstü yok. Alttakinin altı yok. O yüzden uygun olan karaktere vuracak. Ve diyor ki eğer düşman sersemlemişse diyor 4 tane de mana patlatırım diyor. Oradan bir desteği var. Bir de iç özelliklerine tabi silahın bakmak gerekir. Evet gerisi normal. Beklediğim ekstra rock dart gelir mi dedim gelmemiş. O olabilirmiş. Devam edelim. Baktığımız bir campaign kaldı sanırım. Unuttuğum bir şey varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Campaign'e bakalım. Şimdi campaign'de dediğim gibi arkadaşlar her hafta 16 görev geliyor. 2 altın, 4 gümüş, 10 bronz. Bu 16 görevde 100 yıldız ediyor. 100 yıldız arttığında bakın bende 800 yıldız var. Geçmişteki 8 haftaya ait. Bu haftakileri bitirince 900 olacak ve artifakta gelelim. Bakın geçmiş haftadan bana şu ana kadar ne veriyor? 10 can, 6 saldırı gücü, 10 zırh, 4 büyü gücü. Bunlar tüm karakterlerim ve tüm takımlarımdakilere gidiyor bonus olarak. Her takım yaptığımda 900'e çıkarırsam yani bu hafta görevleri yaparsam bakın ekstra 5 zırh daha verecek. Zırhım artı 15'e çıkacak. Ve bakalım ödüller olarak neler veriyor. Üst sıra bileti olmayanlara, alt sıra bileti olanlara ekstra ödüller veriyor. Bakalım. 800'den 900'e kadar. Şimdi 800-850 arası üst sırada 60 tane üretim parşömeni, 30 safir, 350 ruh puanı ve bir tane de krallığı geliştirmek için gerekli kitapçık. Bunlar önemli. Altta da arkadaşlar bileti olanlar için ekstra tokenler var. Yasemin ve Guard tokeni görüyorum. 1500 ruh puanı, 10.000 altın var. Bir de herhangi bir bonusu olmayan hani kozmetik bakımından omzunuza koyabileceğiniz buharlı kedicik var. Yani bir mekanik kedicik bu. Ekstra bonusu yok. Yani bunlar kozmetik. Hem kozmetik olarak kullanıyorsunuz hem de bunları geliştirdiğiniz zaman evcil hayvan ustalığınız artıyor. Yani ne kadar çok koleksiyona sahip olur geliştirirseniz ustalığınız da o kadar yükselir maksimumlara getirirseniz. O açıdan önemli. 850'den 900'e bakalım şimdi. 60'tan 900'e diyelim yani 869 arası. Yine bileti olmayanlar 60 üretim parşömeni daha, 350 ruh puanı ve 30 yakut daha ve artefaktınızı buradan artık 9'a getiriyorsunuz. Bileti olanlara ekstra olarak Orpheus ve burada bir de ekstra Arena tokeni veriyor. İkişer tane 1500 ruh puanı, 10.000 altın ve bir de özel kartlardan Chariot veriyor. İşte mesela benim oradaki dediğim size Leonis Empire üretmek için gerekli imparator kartım vardı. O da özeldi, bu da özel kartlardan. Bunlardan bende en az bir tane varsa üretimde kullanmamaya çalışıyorum. Ama birden fazlaysa tabii ki üretimde kullanmak için sakınca görmüyorum. Aslında 4 kopya elinizde olması, hani bir takıma 4 tane koymayı düşünüyorsanız önemli ama en az bir tane olması koleksiyon için önemli. O yüzden sıfıra düşmemek için üretimde kullanacaksan birden fazlası varsa tercih ediyorum. Şeryotu kazanıyoruz. Bu hafta böyle, gelecek hafta da bine çıkaracağız. Kısmesi zaten son hafta. Burası da böyleydi. Yine kampın görevlerinden de yine onu da göstereyim.
yapamadığınız olursa arkadaşlar, mutlaka söylüyorum, burada karşınıza çıkan görevlerden yapamadığınız olursa bana yazın arkadaşlar. İngilizce haliyle yazın yorumlara ve sorun, ben size ne olduğunu açıklayayım arkadaşlar elimden geldiğince. Üstüne bir de altın görevde genelde bir yaratık kes derler ve bu yaratık genelde o haftanın madalya etkinliğinin içerisinde bulunur. Dolayısıyla bu tarz yaratıkları gelecekte çok oyunculuk kısmında oyuncuların takımları içinde aramak ya da oranın keşif kısmında bulmaya çalışmaktan daha kolay olacağı için her haftanın kendi görevlerini o hafta içinde bitirmeye özen gösterin derim. Ama onun ipucunu da vereyim. Mesela bakın şöyle göstereyim size. Onun ipucu da şu. Mesela bir şöyle gösterelim. Takım oluşturma kısmına girelim. Mesela buradan şöyle şov ol diyelim. Olan olmayan hepsini göster diyelim. Bakın şu an Leonis Empire seçili. Leonis Empire'da bakın. Bende hiçbir mitik kart yokmuş. Mesela orada bu hafta şöyle bir şey gelebilir madalya etkinliğinde. Mesela şuradan rastgele birine girip bakacağım. Mesela diyelim ki şu. Orpheus'un sesi. Mesela bunu yok et diyebilir görevde. Görevin içeriğine bakmadım neler var diye. Eğer bu karakter dediği karakter mitikse oranın efsane patronu olarak aramak gerekiyor. Yani sürekli efsane patronu 100 parça biriktirip keşifte devamlı girmek lazım. Her seferinde hangisi gelirse ona bakıyorsunuz. Tabi bunun için de hangi kralla gideceksiniz? Leonis Empire'da yapacaksınız keşifi. Bu gelirse diye bakacaksınız. Ama karşınıza mesela görevde diyelim ki şu efsanelerden biri mesela Rizif geldi. O zaman bunu yok etmek istiyorsanız da efsane olduğu için mini patronlara devamlı ulaşıp her 5. savaşta bakacaksınız. Bunlardan hangisini yakalarsanız da onu kullanmaya çalışacaksınız. Onu kullanmaya çalışacaksınız. İşte ona dikkat etmeniz gerekiyor keşiflerde. Şimdi bu kampanyada bu şekilde. Yine bunu arkadaşlar karıştıran varsa, son dediğimi anlamayan varsa yine yorumlarda yazıp sorabilir. Anlamadığı bir nokta olursa onları da yazıp sorabilir. Çekinmeyin. Bu hafta ilk bakışımız böyle. Şu an atladığım bir şey yoksa. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Günün ikinci videosunda Lonca Savaşı'nı detaylı anlatmaya çalışacağım mantığıyla. Siz de bugün hazırlığınızı ona göre yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek vermek isterseniz abone olarak her zaman destek verebilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.